παρόλο που κατηγορείτε τους Αμερικάνους, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν εσείς θα δεχόσαστε την οποιαδήποτε μεσολάβηση από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην Τουρκία για να προχωρήσει σε ένα πολιτικό διάλογο μαζί σας. Και το λέω γιατί, όπως γνωρίζετε, μπορεί σήμερα οι Αμερικάνοι να μιλάνε για τρομοκρατία και να τη σχετίζουν και με το PKK, αλλά στο παρελθόν έλεγαν τα ίδια για την PLO του Γιασέρ Αραφάτ και βεβαίως μεσολάβησαν και φτάσαμε στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Πρόσφατα είχαμε την αμερικανική διαμεσολάβηση και στο Βοσνιακό που οδήγησε στη συμφωνία του Ντέιτον. Λοιπόν, θα είσαστε εσείς ως ηγέτης του Κουρδιστάν διατεθειμένος να συμφωνήσετε με μια διαμεσολάβηση από την αμερικανική πλευρά? Gayet tabii biz baştan beri buna hem çok açık olduğumuzu hem de destekleyeceğimizi söyledik. Amerika gerçekten tutarlı ise Bosna'da olsun, Filistin meselesinde olsun, hatta Güney Afrika meselesinde olsun yürüttüğüne benzer bir politikayı Kürtler için de yürütmelidir. Bu konuda bir ufak parantez açayım. Kıbrıs meselesinde arabuluculuk yapmak istiyor. Bence Kürt sorununa arabuluculuk yapılmadan ve bir çözüme gidilmeden Kıbrıs sorununda Türkler taviz vermez. Ve bu bir taktik hatadır. Amerika'yı bu konuda tutarlı olmaya biraz zorlamak gerekir. Özellikle yine Kıbrıs ve yine Ege, Yunanistan'la olan diğer sorunlarda bu kötü ve çirkin politikasını terk ettirmek gerekir. Bu konuda bence yine bazı yanılgılardan da kurtulmak gerekir. Hem Kıbrıslı politikacılar için söylüyorum hem de Yunanistanlı politikacılar için. Eğer Amerika'yı biz Kürt meselesinde tutarlı bir arabulucuya, çözümleyiciye ikna edersek Kıbrıs sorunu da Yunanistan'la olan sorunlar da daha kolay hal yoluna girilir. Bu konuda gerçekten uzun üzerinde durmak isterdim. Karmaşık bir süreç vardır. Ve Türkiye Amerika'yı kendine göre oldukça da iyi kullanıyor. Bu oyunu bozmak için de ABD'nin Kürt politikasında tutarlı bir arabulucuya yöneltilmesi çok önemlidir. Şu nokta çok önemli. Kıbrıs'ı, Yunanistan'ı hatta Türkiye'yi denetim altında tutmak için bu sorun kötüye kullanılmamalıdır. Yani Kıbrıs sorunu ve Türkiye ile Yunanistan sorunu kötüye kullanılmamalıdır. Amerika burada çok tehlikeli oynuyor. Başkanlar 4 yılda bir söz veriyorlar. Gelirsek başa Kıbrıs sorununa öncelik tanıyacağız. Bu kaçıncı 4 yıldır? Ama olan Kıbrıs halkına oldu. Olan Türk işgalinin meşrulaşması oldu. Πρόεδρο Τσαλάν, ακούστηκε ότι ο κύριος Βόρεν Κρίστοφερ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Δαμασκό έθεσε στον πρόεδρο Άσαντ της Συρίας το θέμα της παροχής υποστήριξης από το Συριακό καθεστώς στο PKK και σε εσάς προσωπικά. Έχετε μια εικόνα, έχετε πληροφόρηση γι' αυτό? Yoğun bir biçimde olmaktadır. Maalesef bu da çok haksız bir yaklaşımdır. Israrla Suriye'yi de üzerimize çekmek istiyor. Türkiye'yi üzerimize gönderiyor, tatmin olmuyor Amerika. Avrupa'da bizi terörist ilan ettirdi. Bu yetmiyor. Şimdi Hafız Esad'ı üzerimize yollamak istiyor. Anlamak çok zor Amerika'nın bu yaklaşımını. Ben bunu bir Amerikan politikasından ziyade Amerika'nın kullanılarak Türklerle kendi ilişkisini Orta Doğu'da sağlam götürmek isteyen İsrail'e bağlıyorum. Bu yaklaşım Amerika'dan ziyade Türkiye'nin istemini Amerika devletine dayatıp Türkiye ile ilişkilerini sağlam götürmek isteyen İsrail'e bağlıyorum. Tabii. İsrail Türkiye'nin korunmasını istiyor. Bunu direkt kendisi yapmıyor, Amerika'ya yaptırıyor. Gerçek budur. İsrail Türkiye'yi kendi amaçları için bölgede kullanıyor. Bunun karşılığında ise PKK'nin Amerika tarafından yok edilmesini ve kesinlikle sonuna kadar tecritini istiyor. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin Amerika'da güçlü savunmasını yürüten bu çıkar nedeniyle Yahudi lobisi yürütmektedir ve çok yanlış yapmaktadır. Dar bir menfaati için
Türkiye bu kadar kullanmamalıydı. Ben Yahudi halkına karşı değilim. Onların üzerindeki katliamlar da tarihte çokça görülmüştür. Bizim halkımız da katlediliyor. Ve Yahudiler katliamın ne olduğunu iyi bilirler. Ama buna rağmen bu kadar Türkiye'nin arkasında olmaları kesinlikle kendi çıkarlarına da değildir. Ve umduklarının tersini bulacaklardır. Μια και μιλάμε, πρόεδρο Τσαλάν, για τα θέματα της περιοχής, καταδικάζεται ως αρχηγός του ΠΚΚ τις τελευταίες επιθέσεις που στήχησαν τόσα αθώα ανθρώπινα θύματα στελεχών της Χαμάς σε βάρος πολιτών του Ισραήλ. Hayır, ben böyle suçsuz, sıradan halkın içinde bomba patlatılmasına karşıyım. Direnmeyi anlarım ama böyle bombaların siviller içinde patlatılmasını kendi savaş anlayışıma uygun bulmam. Kaldı ki bu Filistin halkına da Hamas'ın siyasi amaçlarına da ancak zarar verir. Πρόεδρε Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, ασφαλώς είναι πολύ σωστά, είναι πολύ σωστή η ανάλυση που κάνετε για την ιδιοσυστασία, την ιδιομορφία του τουρκικού κράτους και της τουρκικής ηθήνουσας τάξης. Ωστόσο στην Ευρώπη υπάρχουν ορισμένοι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι πολιτικοί κύκλοι, οι οποίοι λένε ότι έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο καταστάσεων στην Τουρκία. Η μία κατάσταση είναι το κεμαλικό κράτος, η ηθήνουσα στρατιωτικοπολιτική τάξη που συνεχίζει την κεμαλική παράδοση, με την βιαιότητά της, με τη βαρβαρότητά της, με την πολιτική της απέναντι στις μειοψηφίες και τις μειονότητες κλπ. Και από την άλλη έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του κύματος ανόδου του Ισλαμισμού. Μεταξύ των δύο, λένε αυτοί οι κύκλοι, είναι φυσικό να επιλέγουμε και να υποστηρίζουμε την πρώτη, την κεμαλική παράταξη, το κεμαλικό τουρκικό κράτος, με όλα τα κακά που συνεπάγεται αυτό. Διότι κρατάει την Τουρκία μακριά από τον Ισλαμισμό και ως λαϊκό και ρεπουμπλικανικό κράτος αποτελεί ανάχωμα από την έκρηξη του Ισλαμισμού η οποία εκπορεύεται από το Ιράν και από αλλού. Σε αυτό λοιπόν το επιχείρημα ότι το κεμαλικό, βίαιο, βάρβαρο, θηριώδες κράτος της Τουρκίας αποτελεί ανάχωμα, αποτελεί ασπίδα απέναντι στον Ισλαμισμό. Τι έχετε να πείτε? Kesinlikle öyle bir tehlike olmadığı gibi bu tehlikeyi de bilinçli olarak yaratıp santaj olarak batıya sunan Türk rejiminin kendisidir. Eskiden komünizm öcüsüyle Türkiye batıya santaj yaptı ve gereken her türlü desteği aldı. Şimdi ise İslam işte radikalizmi geliyor diye kendisini Amerika'ya, Avrupa'ya çok iyi satmak istiyor. Bana göre radikal İslam'ın gelmesine gerek yok. Bu en gerici radikal İslam'ın ta kendisidir, Türkiye'deki rejim. Bundan daha kötü İslam yoktur aslında. Sizden iyi tanımanız gerekir. Bu İslam'la Anadolu'yu ve tüm komşuları bu hale getirdiler. Fakat çok önemli bir santaj olarak bunu yine kullanmak istiyorlar. Dikkatinizi çekerim, bu santaja gelmeyin. Gelmesinler. Bir küçük not düşeyim. NATO'ya girmeden önce Türkiye'de büyük bir komünizm tehlikesi var diye bazı böyle barışçıl, böyle bazı demokrat yayın organlarını bastılar. İşte büyük komünist tehlike diye ilan ettiler ve aman komünizme gitmesin Türkiye diye o 1946'larda filan hemen NATO'yu aldılar ve işte böylece de komünizmi önlüyoruz diye. Aslında bu bir oyundu, mahsus yaptılar. Ona benzer bir durum var şimdi. Türkiye Batı'nın bu zaafını iyi biliyor. Tansuçiler Amerika'ya gitmeden önce Amerika'nın elçisinin üzerine İslamcıları gönderdi. 47'de olduğu gibi. Bu İslamcıların hepsi MİT ajanıdır. Önemli bir kısmı da Kıbrıs'tadır. Kontrol gerillacıdır. Başka İslam aramayın. Hepsi devletin içindedir. Yeri geldiğinde böyle santajvari yöntemlerle kullanıyor. Bu da kimseyi aldatmamalıdır. Yani ben Türkiye'de İslam'ı iyi tanırım. Ben de eskiden İslamcılık yaptım. Onlar böyle bir İslamcı tehlikeyi giderek geliştirmek de isterler. Ama bu devlete karşı olduğu için değil, devlet istediği için ve bizzat yaptığı için bir tehlikedir. Bütün mezhepler, bütün tarikatlar hepsi direkt MİT'in örgütlenmesi altındadır. Mezhepler, yani farklı mezhepler, Katolik, Ortodoks gibi mezhepler var İslam'da da. Onların hepsi direkt devletin yönetimindedir.
Şunu Batı'nın iyi bilmesi lazım. Ortada eğer bir İslami tehlike varsa o bizzat Türk devletinin özündedir, içindedir. Amerika için Tansu Çiller'i hazırlarlar. Almanya için Mesut Yılmaz'ı hazırlarlar. Yani, Suudi Arabistan, İran için de Erbakan'ı hazırlarlar. Yani Türk devletinin icatları bilmez, bitmez. Eski bir atasözü var. Osmanlı'da oyun bitmez. Πρόεδρο Τσαλάν, ένα ακόμη προσωπικό ερώτημα. Ξέρουμε ότι είστε ο υπαριθμόν ένα καταζητούμενος άνθρωπος από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ξέρουμε ότι η ΜΙΤ θα έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να σας δώσει κάποιος ένα στυλό που θα μπορούσε να εκραγεί στα χέρια σας. Δεν φοβόσαστε προσωπικά? Benim için korku biraz daha değişik bir anlama sahiptir. Bu yolla pek sonumun geleceğini hiç düşünmüyorum. Ben sizin halkınızdaki Türk korkusunu biraz bilirim ve anlarım. Ama şu anda ben kendim bu Türk şövenistleri için en korkulur şeyim, en büyük korku kaynağı benim şimdi onlar için. Benim için gerçekten yani olağanüstü bir cesaret dönemi ortaya çıkmıştır. Ve TC'nin kendisi de büyük bir korku psikolojisi içine girmiştir. Ben tek başıma bunu yaptım. İsterdim bütün halklara bunu anlatmayı ve korkmamaları gerektiğini. Sanıyorum pek bu tehlike beni bulmayacak. Ağır basan benim onları kendi korkuları içinde boğabileceğim ihtimalidir. Yani bunun sözünü de her zaman vermişim ben. Özellikle tüm turizm şirketlerini ve Türkiye'ye turist olarak gelmek isteyen her ulustan insanları uyarıyorum. Eğer ateşkes karşılıklı olarak uzatılmazsa Türkiye'ye gelmemelerini, geldiklerinde ortaya çıkabilecek çok tehlikeli durumlardan bizim sorumlu tutulamayacağını özenle vurgulamak istiyorum. Savaş gelişirse çok kapsamlı gelişir ve her tür silah da kullanılır. Turizm alanları bizim için en önemli bir savaş alanıdır. Kesinlikle buralarda turizme darbe indireceğiz. Bunda sivillerin, yabancı turistlerin kurban olmamaları için bu savaş döneminde gelmemeleri en doğru yoldur. Bunun terörizmle de ilişkisi yoktur, insan haklarıyla da ilişkisi yoktur. Sadece bir savaş sürecidir. Türkiye büyük savaşın verildiği bir ülkedir. Böylesine savaşın yaşandığı yerde turizm olmaz. Turizmi geçici olarak durdurmaları en doğru yoldur. Bunu gerçekten önemli vurguluyorum ve mutlaka gereklerin yerine getirilmesini ve bunu da barış için, demokrasi için yapmalarını tüm turizmcilere ve bu arada turistlere bir kez daha açıklıyorum. Πρόεδρο Τσαλάν, θα παρακαλούσα κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ τιμητική συνέντευξη που μου δώσατε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κοιτάξετε την κάμερα, να απευθυνθείτε προς τον ελληνικό λαό, προς την πολιτική ηγεσία του τόπου μας, προς τις ένοπλες δυνάμεις και να δώσετε ένα μήνυμα. Μέσα από την καρδιά σας, μέσα από την καρδιά του αγωνιζόμενου κουρδικού λαού. Yunanistan'a, onun halkına karşı açıkça 74'ten beri bir savaş yürütülmektedir. Bu savaşla şüphesiz Yunanistan'da antidemokratik bir junta vardı. O junta gitti ve biz bunu olumlu olarak görüyoruz. Fakat bunun yerine Türkiye'ye faşist askeri ve sivil juntalar dönemi başladı. Bu juntalar 74'ten şimdiye kadar yani Kıbrıs'ın işgalinden en son Mimya, Kardakya krizleri dönemine kadar kendilerini savaşan ve savaşta da hep başarı kazanan bir taraf olarak değerlendiriyorlar. Tüm politikacıların da askerlerin de bilmesi gereken bir gerçeklik budur. Türk tarafı onun şu andaki ve son bu 20-25 yıl içindeki tüm hükümetleri kendilerini askeri olarak
başarmış bir taraf olarak görüyorlar. Dolayısıyla anladıkları dil mücadele dilidir. Bu Türk sivil ve askeri cuntasına karşı kararlı bir direnme gösterilmeden ne Kıbrıs sorununda ne Ege ve adalar sorununda en ufacık bir gelişme olmaz. Ben kendimizin 12 yıllık savaş tecrübesine dayanarak bunu söylüyorum. Ne kadar insancıl, ne kadar diplomatik, siyasi yöntemlerle gelin barışalım diyorsak da onlar mutlak teslimiyet istiyorlar. Kıbrıs'a da Yunan halkına da dayattıkları sonuna kadar boyun eğmedir ve ne kadar boyun eğilirse o kadar kaybedileceğini de bütün tarih belki de tüm halklardan daha fazla Grek halkına göstermiştir. Bu oyunu şimdi bozmanın zamanı gelmiştir. PKK'nın yürüttüğü 12 yıllık büyük direnme savaşı Türk rejimini ve onun esas gücü olan ordusunu Kürdistan dağlarında nefes alamaz bir duruma getirmiştir ve içine girdiği bu bataklıktan da yıkılıncaya kadar kolay kolay çıkmayacaktır. Biz burada Türk düşmanlığı yapmıyoruz. Türk halkına da demokrasi ve barış istiyoruz. Bunun için imkanlar artmıştır. Doğudan bizim yükselttiğimiz özgürlük savaşı aynı zamanda Türkiye için bir demokrasi savaşıdır. Türk cuntası şu anda Yunanistan halkına karşı çok haksız ve aşağılayıcı bir konumda sahte zaferler ve şantajlarla sonuç almak istiyor. Şantajlarla yeni Piroz zaferleri kazanmak istiyor. Kesinlikle bu oyuna gelinmemelidir. İnanıyorum ki ve mücadelemize dayanarak da söylüyorum ki artık gerek Kıbrıs halkına gerek Yunanistan halkına karşı bu tip yöntemlerle Türk faşist cuntaları sonuç alamaz. Bunun için kararlı bir direniş gerekiyor. Ben bu eksikliği görüyorum. Gerek Yunan kamuoyunda ve gerekse özellikle politikacılarında. Bir sahte Davos ruhu ortaya çıkarıldı. Bu çok şey kaybettirdi. Ve yine bazı şantajlar, tehditler savruluyor. Bu konuda geri adımlar atılıyor. Bana göre bunlar yerinde adımlar değildir ve hep kaybettiriyor. Türklerin anlayacağı dil kararlı bir direnme, savunma dilidir. Ben sizlerden saldırıya geçin, bir işgal ordusu da siz olun demiyorum. Ama kutsal haklarınız var. Kıbrıs gerçekten işgal edilmiştir. Gerçekten tarihi olarak Ege bütünüyle, hatta Anadolu yakasında daha düne kadar, 100 yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak burada olan Grek halkı vardı. Bütün bunlar yok edildi ve şimdi adım adım biraz daha bu ilerletilmek isteniliyor. İlk çırpıda adalar işgal altına alınmak isteniliyor. Yine Batı Trakya'daki Türk sorunu mesele yapılıp orası için de işgal provaları düşünülüyor. Taviz verilirse gerçekten tarihte nasıl kaybedilmişse günümüzde de kaybetmek kaçınılmazdır. O açıdan ben söylüyorum. Türkiye'de demokrasiyi amaçlayan bir direnişi birlikte götürmeliyiz. Gerek Kıbrıs halkına ki oradaki Türkler de dahil dürüst demokrat olan herkese yine Yunanistan halkına ve özellikle politikacılarına ve askerlerine Türklerin Türk faşist cuntasının bu zor dönemini onlara yetmez yanılgılı politikalarla yardımcılık yapmak gibi değerlendirmeyelim. Şimdiye kadar biz biraz da bu Türk faşist cuntalarına yardımcı olunmuştur. Benim sizlerden fazla destek isteme hakkım yoktur. Ama şunu istemek benim hakkımdır. Bu Türk faşist hükümetlerine yardımcı olmayın. Türk faşist cuntalarına yardımcı olmak Kıbrıs halkının, Yunan halkının hatta Türk halkının yardımına değildir. Ne ekonomik ne siyasi. Örneğin Avrupa Birliği'ne girişte olsun, Amerika ile ilişkilerinde olsun ve hatta Yunanistan'la ilişkilerinde olsun bu hükümetlerin yararına olabilecek tek bir iş yapmayın ve verdikleri hiçbir söze de inanmayın. Onlar verdikleri sözün
tam tersini uygularlar. Tarih bunu yeterince göstermiştir. Hiç olmazsa bundan sonra boyuna gelmeyelim ve bu konuda mücadelemize sonuna kadar güvenebilirsiniz. Mücadelemizin aynı zamanda sizlerin mücadelesi olduğu kesindir. Mücadelemiz bugün yenilmez bir aşamaya gelmiştir. Sonuna kadar da güvenebilirsiniz ve inanıyorum ki en yakın süreçte biraz da ilişkilerimizin daha da gelişmesiyle halkların eşitliği ve özgürlüğü, barışı ve demokrasisi temelinde en önemli gelişmeleri önümüzdeki süreçte sağlayacağına inancım tamdır. Ben sizleri gerçekten tarihi bir uygarlığın sahibi olarak her zaman hatırlıyorum, anıyorum. Grek kültürü Anadolu'da da hatta bizim ülkemiz Kürdistan'da da özellikle Helenizm döneminden beri halen izleri kalan bir gelişmeye sahiptir. Ben sizleri bu kültürün, bu mirasın sahibi olarak gördüğüm için seviyor ve saygı duyuyorum. İnanıyorum ki bizim savaşımızın başarıyla sonuçlanması, tarihteki bu büyük uygarlığın olumlu etkilerinin günümüzde de gereken yeri bulacağına ve bu temelde çok sağlam iki dost halk olacağımıza ve bu sağlam dostlukla bir daha da barbarizm tarafından bu kadar imha edilmeyeceğine de inancım kesindir. Ve savaşımız bu tarihi rüyayı da her zamankinden daha fazla gerçekleştirmektedir. Sizleri bu temelde selamlıyorum. Mücadelenizden başarılar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum.